Arkadaşlar herkese selamlar. AngularJS sıfırdan kapsamlı eğitim setinin 10. dersindeyiz. Bu dersimizde AngularJS'deki direktiflerden ng-if direktifini göreceğiz arkadaşlar. ng-if aslında aşina olduğunuz bir direktif arkadaşlar. Yani javascriptten ya da diğer yazılım dillerinden bu if koşullarına hakimsinizdir. Bilginiz vardır. Neydi bunlar? Kısaca bahsetmemiz gerekirse. Bizim bir if koşulumuz mevcuttu. Bu ifin içine bir koşul yazıyorduk. Eğer o koşul doğruysa bu işlemi bize gerçekleştiriyordu. Eğer değilse gerçekleştirmeden devam ediyordu. İşte else giriyordu ya da else ife giriyordu. Bu şekilde devam ediyordu. AngularJS'de de aynı metot arkadaşlar. Biz ng if'in içine bir değer vereceğiz. Bir koşul vereceğiz. Eğer bu koşul sağlanıyorsa biz bu işlemin yapıldığını göreceğiz. Eğer sağlanmıyorsa yapılmadığını göreceğiz. Dilerseniz çok vakit kaybetmeden başlayalım arkadaşlar. Geliyorum şöyle bir tane paragraf oluşturuyorum ve şöyle angular js öğreniyorum şeklinde yazalım arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra şuraya p'nin içine geliyorum artık ng if şeklinde bunu yazıyorum. Ben buraya eğer true dersem şu şekilde sayfamı yenilediğimde angular js öğreniyorum benim karşıma çıkmış oluyor. Ben bu ng if'in içine eğer false yazarsam bu sefer de ekrandan kaybolduğunu göreceğim. Bu şekilde bir kullanımı mevcut arkadaşlar. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. Örneğin 10 küçük 5 şeklinde bir şey yaptık. Burası false değer dönecek. Geldim sayfamı yeniledim. Bakın ekrandan çıkmadı. Gelip 10 5'ten büyüktür dersem bu sefer burası true bir değer dönecek arkadaşlar. Ve bu sefer ben ekranda bunu görmüş olacağım. Yani bu şekilde içine true false yazabilirsiniz. Ya da şu şekilde büyüklük küçüktür ya da eşittir eşit değildir şeklinde. 10 eşittir 5 şeklinde bir şey yazdım. Yanlış olduğu için arkadaşlar gördüğünüz gibi ekrandan bu kayboldu. Ya da geliyorum şuraya 10 eşit değildir 5 diyorum. Sayfamı yeniliyorum. 10 eşit değildir 5 true bir değer döndüğü için ekranda bunu da yazdırmış olduk arkadaşlar. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bunun dışında şöyle bir işlem yapalım isterseniz. Güzel bir kullanım alanına örnek olsun sizin için de. Akılda kalıcı olur arkadaşlar. Şuraya bir tane input koymak istiyorum. Type'ı text olacak. Daha sonra ng-model diyorum. Kullanıcı adı olsun. Bunu şu şekilde kapatalım. Benim bir tane kullanıcı adım şurada yazması gerekiyor. Hatta şöyle bir şey yazalım. Place olduk kullanıcı adı şeklinde bunu yazdırmış olalım. Geldim sayfamı yeniliyorum. Kullanıcı adı şeklinde yazdık. Şimdi şöyle yapıyorduk arkadaşlar hatırlayacağınız gibi. Dolar scope diyorduk. Nokta bizim şurada gördüğünüz username'e bir atama yapmamız gerekmekte. Username eşittir diyorum. Örneğin Paris kusçu şeklinde şunu yazdıralım. Geldim sayfamı yeniledim. Bakın barış kuşçu şeklinde bunu yazdırdık. Şimdi ben şunu istiyorum. Burası boş olsun. Geldim yeniledim. Kullanıcı adı şeklinde yazdık. Benim inputum boş. Bu ng if'in içine geliyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Username'i bir yazalım önce. Daha sonra şurada da şurayı değiştirelim. Kullanıcı adı boş bırakılamaz şeklinde bir yazı yazalım. Bu şekilde yazdık arkadaşlar. Şimdi benim buradaki username'im boş. Buradaki username'im boş olduğu için şuradaki input'umun içindeki username'im de boş arkadaşlar. Benim buradaki değerim boş ise bu bana false değer döner. Yani şurası false bir değer olacak. Geldim. Sayfamı yeniliyorum. Bakın ekrandan silindi. Ben şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar Buraya ünlem koyuyorum Bildiğiniz gibi ünlem bizim değil işaretimizdi Yani Burada olay şu Kullanıcı adım boş Burası bana false değer dönüyor Ben şuraya false yazdım Ama başında ünlem olduğu için burası true bir değer olacak Burası true bir değer olduğu için Sayfamı yeniliyorum Kullanıcı adı boş bırakılamaz şeklinde ekrana yazdırdık Şimdi Öbür taraftan düşündüğümüzde ben burada kullanıcı adına yani şuradaki input'a veri girmeye başladığımda benim kullanıcı adımda değerler oluşmuş olacak. Değerler oluşmuş olunca burası true olacak. Burası true değer olduğunda şuradaki başındaki ünlem yüzünden false değerine eşitlenecek. Burası false olduğunda da şuradaki kullanıcı adı boş bırakılamaz yazısı ekrandan silinmiş olacak. Bakalım. Bakın yazdım silindi. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde ng if'i de kullanabilirsiniz. Evet çok uzatmak istemiyorum. Oldukça kolay bir konu zaten. Bu derslik söylemek istediklerim bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.